Merhaba sevgili Yabancı izleyicileri. Bu hafta sizlerle hep bahsede geldiğimiz sevgili Murat Özbey dostumuzla beraber geleneksel Türk okçuluğunu işleyeceğiz. Ve Tirendaz grubu olarak bu işin nasıl yapıldığının basit kurallarını ve bu işin ne kadar keyifli olabileceğini biraz size tanıtmaya çalışacağız. Bugün gene sevgili Murat Özbey kardeşimle merhaba. Beraberiz. Merhaba. Bu sefer siz hoş geldiniz. Öyle oldu. Bugün ev sahibi sizsiniz. Biraz Tirendaz grubunun hep tanıtımlarını yaptık. Arkadaşlarımız çok da merak ediyorlarmış. Sayfa hitlerinizden de bunu hep görüyoruz. Basitçe nasıl çıktı ve nasıl başladık? 2004 yılıydı. Ben geleneksel okçuluk kültürümüzün farkına vardım. Çünkü maalesef 1939'dan sonra 1937-39 arasındaki kısa çıkış çabasından sonra diyelim. Çünkü aslında 20. yüzyılın başında geleneksel okçuluk kurumlarıyla bir fiil ortadan kalkıyor. Vakkas ok atanlar devrinden mi? Vakkas ok atanlar 1937-39'lar. Mustafa Kani'nin torunlarıyla en son Okçular Tepkesi Ok Meydanı'ndaki aktif. Ondan sonra maalesef ne yeni kabza alan kemankeş çıkıyor ne bunu devam ettirecek kimse çıkıyor. 39 senesinden sonra 2004'e kadar bunu pratik olarak kimse yapmıyor. Saha bilgisi kayboluyor. Ama neyse ki çok sayıda risale var. Özellikle 16. yüzyıldan sonra yazılmış. 2004 yıllarında ben yurt dışındaki bazı eksperlerle de bağlantı kurarak, çünkü bu biraz sonra size göstereceğiz, baş parmak ile tutularak yay kirişi çekilir zihkirle. Bu Asya okçuluk ekollerinin en önemli ve ayırıcı özelliğidir. Onun nasıl yapıldığını öğrenmek için yurt dışı seyahatleri, İngilizceye geçmiş bilgileri, literatüre, İngilizce literatürü arayıp bulma. Sonra da Osmanlıca kursuna giderek, eski risaleleri okuma çabasına girerek bunu yavaş yavaş kalkındırdık. 2004'ten beri tabii hareket palazlandı. Ayrı gruplar ortaya çıktı. Fakat biz baştan beri sürdüre geldiğimiz, kanıta dayalı, daha bilimsel, geleneksel sanatlarda, özellikle savaş sanatlarında insanın içine düşmesi kuvvetle muhtemel olan hamasi duygular tuzağından uzak kalmaya çalışarak son derece kanıta dayalı yavaş yavaş bu işi devam ettiren grup Tirendaz şu anda. Bir de sitemiz var biliyorsunuz, www.tirendaz.com. Facebook'ta da aynı şekilde. Facebook grubumuz var. Adnan Akgün'ün kurduğu site ve Melih Ayhan'ın kurduğu Facebook grubudur. Burada tamamen amatörce burada. Tamamen amatörce, her şey amatör. Ve insanların idealist yaklaşımlarıyla yürüyen bir harekettir. Gördüğünüz gibi oldukça kalabalığız ve her gün aramıza yeni okçu arkadaşlarımız katılıyor. Çok güzel. Evet. Biz burada Osmanlı eğitim metodolojisini neredeyse birebir, yani malzemeden kaynaklanan farklılıklar var ama onun dışında neredeyse birebir uyguluyoruz. Eskiden olduğu gibi yeni gelen kepaze çekerek başlıyor. Kepaze keş şu devresi. Şu anda arkamızda gördüğümüz arkadaşlarımızın kepaze çekmesi. Evet. Bunu bir ufak bir açalım mı? İnsanlar kepaze... Elbette. Yani. Kepaze aslında ok atmak için değil, sadece çekiş çalışmak için kullanılan yaylar. Tabii eskiden bu arkada gördüğünüz lastikler, elastomerler olmadığı için muhtemelen klasik yaylara benzer. İpek çilemidir muhtemelen. Evet. Yani. Çile çekmek denilen şey bu kepazenin... İpek çilesinden, ipek ipliğinin çilesinden. Ham ipek. Ham ipek. Hayır. Çile denmesinin sebebi birden fazla liften meydana gelmesi. Bir çile oluşturacak şekilde örülmesi. Çünkü kopmaması için yay kirişinin, yay çilesinin birden fazla liften yapılması gerekiyor. Ve çile çekmek buradan geliyor. Yani kepazenin çilesinin çekilmesi. Ama bugün tabii elastomer malzemelerin yardımıyla gördüğünüz gibi modernize edilmiş bir formda çekiş çalışmalarını bu tür kepazelerle yapıyoruz. Ama sistem aynıdır. Yani burada bir vücut formu oluşturulmaya çalışılır. Bir kas hafızası oluşturulmaya çalışılır. Ondan sonra da... Yani vücut kabaca hale yola sokulur. Ok atmaya başlayabilecek forma sokulur. Evet. Isınmanın da dışında bir şey. Isınmanın dışında... O kalıba dökülüyor yavaş. Bunu şöyle düşünün. Yani bir küçük çocuğun yürümeye başladığı, bir bebeğin yürümeye başladığı dönemde işte bir adımını atar, arkasından diğer adımını atar. Güç bela ayakta durur. Büyüdükçe yürüme otomatik bir hal alır. Yani yürümek için düşünmeyiz. Yürümenin merhalelerini bilinçli olarak düşünmeyiz. Doğru. Bu bir kas hafızasıdır aslında. İşte okçulukta da bütün diğer geleneksel savaş sanatlarında da bu kas hafızası oluşturulur. Kepazede işin bu kısmını halletmeye yönelik bir idman safhasıdır. Sonra da çok yakın mesafeden hedefe atış yapılır. Bu eski risalelerde sandık ya da torba deniyor. Torba aslında yani. Kullanılan hedefin niteliği
bu isimlendirmelere sebep oluyor. Onu da biraz sonra size arkadaşlarımız gösterecekler. Ok... Kepazeye başlamadan ok atmaya gidemez. Bu süre ne kadardır? Şimdi eski risalelerde sayı verir. Mesela 10.000, 12.000 kepaze diye. Bunu günde 200 kere çektiğinizi düşünseniz ne kadar süre olacağı aşağı yukarı belli. Bizim saha tecrübemiz diyeyim. Çünkü 2004-2005'ten beri biz bu sistemle insan yetiştiriyoruz. Siz bir de geleneksel sistem kullandığınız, evet, yani normal olimpik modern sistemden kullanmıyoruz. Alakası yok. Kullanmıyoruz. İlk jenerasyon ben dahil modern okçuluk öğrenerek geçmiş idik. Tabii ki. Fakat ondan sonra bu eğitim metodolojisini deneme, test etme, teyit etme fırsatı bulduğumuz bir... Biraz avcılık merakı da galiba hafiften bildiğim kadarıyla bunu var. Var. Okay. Evet, o işin yani bu eğitimle ilgili kısmı değil. Aslında bu... Amaç. Öyle diyelim. Ya da sonuç diyelim. Sonuç yani diyelim. Okçuluk becerisini kazandığınız ya da belli bir seviyeye taşıdığınız zaman, çünkü yay zor bir silahtır. Doğru. Tüfeğe göre zor bir silahtır. Tabii avcılığın etik tarafları düşünüldüğünde ancak belli bir seviyeye çıktığınızda ava çevirmeniz lazım. Çok daha centilmence, daha zor. Yani eskilerin dediği gibi 40 gün taban eti, bir gün av eti gibi. Yani bundan olur işte. Evet, yani bu çok çaba sarf edip çok az başarı elde edebildiğiniz bir silah. Ama asıl avcılık zevkini, yani hayvan telefatı değil de avlanma zevkini ve yaban hayvanına yakın silahlarla teçhiz edilmiş olarak. Yani elinizde bir otomatik 12 kalibre bir tüfek ile geleneksel bir yay, makaralı da değil, bunlarda nişan almayı kolaylaştıran, çekiş kuvvetini azaltan hiçbir apere yok. Tamamen gez göz arpacı. Evet, fiziksel kuvvetinize ve bu oluşturduğunuz kas hafızasına bağlı. Ama tabii bizim primer amacımız burada avcılık değil. Elbette burada klasik yayla avlanmak isteyen arkadaşlar Osmanlı'nın yazdığı, çizdiği, yüzyıllarca oturttuğu metot ile okçuluk becerilerini geliştirip ondan sonra avlanabilirler. Herhangi bir silah gibi bunu kullanabilirler. Ama merak eden arkadaşlarımız var yani şu anda benim bildiğim kadarıyla. Yani bu tür programlar, sağ olun, siz uzunca bir zamandır bu geleneksel okçuluğumuzun ve grubumuzun tanıtılmasında çok büyük destek herkese veriyoruz. Herkese açığız biz burada. Evet, burada gelebilirler, bilgi alabilirler. Biz bir kardeşlik örgütü gibi çalışıyoruz. Herkes idealist ve bir spor kulübü gibi teşkilatlandık. Yani burada antrenör de yetiştiriyoruz. Ne güzel. Düzenli idmanlar yapıyoruz. Malzemenin ve tekniğin araştırılmasına hala devam ediyoruz. Yani yeni risaleler buldukça okuyoruz. Yabancı kaynaklara ulaşıyoruz. Çok güzel. Uluslararası bir network'ümüz var. Burada bilgi alışverişi. Çok. Hem Türk okçuluğunu tanıtma hem de işimize yarayacak bilgiyi alma anlamında. Şimdi izleyicilerimize burada arada gireyim. Şey de gelecek, garip gelecek ama sevgili izleyiciler, yani Osmanlı tipi, Türk tipi yaylarla hani biz biraz belki de yeni tanışmışız diyebiliriz dünya ülkelerindeki düzeye baktığımız zaman. Çünkü örneğin bir Macaristan belki hani geleneksel yaylarla atış yapan insanları bir yüzdeye koyacak olursak bizi şu anda fersah geçer vaziyette. Evet. Evet, Macaristan iyi bir örnek. Macaristan'da bir grup akademisyenin açtığı yolda 70'li yılların sonunda açtığı yoldan yavaş yavaş yükselen bir hareket oldu Macaristan'daki geleneksel okçuluk kalkındırma hareketi. 70'lerin sonunda başladı. Bizde de işte 2004'te başladı. Fakat bizde biraz ben yaptım olducu ekollerde türedi. Fakat yine de öyle dahi olsa, yani bunu iyi yapan da kötü yapan da olur. Bunun yaygınlaşması... Sevgili Melih, kaçma gel. Yaygınlaşması her açıdan iyi. Yani memleket için iyi bir şey. Kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için iyi bir şey. Peki bu işi yapabilmenin yolu yay ve ekipman. Doğru. Önce bir onu da bir gösterelim. Şu anda biz kepazenin basit bir nasıl bir şey olduğunu gösterdik. Şimdi bir de tabii işin yay kısmı var. Birazdan onda Melih Bey'le ve Mehmet Gölen Bey'le beraber bir malzemeyi tanımaya başlayalım. Tam tuttuk, çektik, aldık sizi ama şimdi okçuluk, geleneksel okçuluğu yapmak için malzeme lazım. Evet. Okları koymamız için bir kılıf, yayı koymamız için bir kılıf ve artı ok. Doğru. Nedir bunlar? Basitçe bir anlatalım.
Tanımlarla alakalı bazı karışıklıklar var. Daha doğrusu karışıklıklar demeyelim de tarihte belli dönemlerde yay kılıfı da ok kılıfı da farklı dönemlerde farklı isimlerle adlandırılmışlar. Hatta birlikte olduğu dönemler bile var. Birlikte olduğu dönemler de var. Birlikte olduğu dönemler bir aradalar mıydı? Birbirlerinin birer gözü müydü? Yoksa gene iki ayrı kılıf mıydı? Burası da üzerinde durulması gereken. Hani alanlara alanlara gidersek onlarda böyle acayip böyle resimler görebiliyoruz at üzerinde. Evet. Evet gibi. Doğru. Yani belik gibi hani ikisi bir arada gibi. Doğru. Doğru. Şu an bizim kabul ettiğimiz yayı konulan kılıfın adı Sadak, ok koyduğumuz kabın adı da Tirkeş. Tirkeş. Minyatürlere bakıyoruz, gördüğümüz bu. Buna evet, göre. Evet. Daha eski minyatürlerde de çoğunlukla bunları görüyoruz. Süvaride de, piyade de Tirkeş'i her halükarda görüyoruz. Bele asılı bazı minyatürlerde Tirkeş'in tipine bağlı olarak temrenler yukarıda ve öne doğru asılı olabiliyor. Temrenler. Bir yandan bir ok çıkarak bir yandan da gösterebiliriz. Tabii ki. Şu benim üzerimdeki tirkeş dediğimiz temrenlerin aşağıda olduğu, yeleklerin yukarıda olduğu ok çantası. Kaç tane alır bu yani şeyin içerisine, tirkeşin içerisine? Tirkeşin boyutuna göre değişir. Çünkü günümüze ulaşmış örneklere baktığımızda tirkeşlerin boyutlarında da bir standart olmadığını görüyoruz. Savaş tirkeşlerinin körükleri itibariyle daha fazla ok var alabiliyor bile. Olması var. Muhtemeldi. Peki bu sizin şu anda orijinal şeye uygun olarak yaptığınız tirkeşiniz. Elinizdeki de hedef uçlu. Hedef uçlu okumuz. Temren dediğimiz bir de parçalarını isterseniz bölümlerini bunun isimleri var ve tabii bölümleri ki var. Elimdeki ok bambudan yapılma, bambu kamışından yapılma. Arka tarafında adi gez, gezlerde belli farklılıklar vardır. Savaş oklarında açılan üretim kolaylığı sebebiyle adi gezdir. Ucunda bir savaş temren, savaş temreni yani savaş ucu yok. Saklanıcı uç. Bizim öyle diyelim. Evet, bizimkiler hedefte kullanmak üzere sportif amaçlı üretilmiş uçlar. Okun detayları çok fazla. Ben çok kabaca bahsediyorum. Bir defa bu bir düz değil bildiğimiz kadarıyla. Bunun bir formu var. Hani tarzı has. Tarzı has, tarzı endam. Kiriş endam. Kiriş endam, şem endam. Şem endam. Yani bunun bir şöyle yaban TV izleyicileri için söylüyorum. Aynen yivli kurşunlardaki gibi evet. Bir formu var. Yani bu dümdüz bir dal parçası değil en azından evet. Onu söyleyelim. Bunun bir balistik özelliği var. Kalınlığı ve inceliği değil mi? Belli bölümleri. Doğru. Şöyle, ok belli bölümlere ayrılıyor. 24 eşit bölgeye ayrılıyor. Bu 24 eşit bölgeye ayrıldıktan sonra rahat anlaşılması için kabaca anlatıyorum. Diyor ki, temren tarafından 1 ile 7. bölge arası ince, 7 ile 14. bölge arası kalın, 14 ile 24. bölge arası incedir diyor. Ve bunların müzedeki örneklerde kalınlıkları yani baş taraftaki çapı, göbek tarafındaki çapı ve gez tarafındaki çapları, kalınlıkları belli. Bu da çok önemli. Müzelerdeki örneklerden örnek çıkartarak, ölçümlendirerek yapılmış olan bir oktan bahsediyoruz şu anda. Şu an benim elimdeki değil ama var. Hayır ama ya şu anda antrenman için kullandığımız evet. için konuşuyoruz. Evet. Ama müsabakalara veya işte girebileceği zaman esas kullanacak şekli bu. Doğru. Doğru. Peki ve bunu koymak için ne var dedik? Tirkeş. Tirkeş var. Veya okluk. Unutmayalım. Bu kuyruk. Tüy. Evet. Tüy. Bu esas uçuşta yolu düzelten doğru mudur? Doğru. Bunu sağlayın. Bir anlatır mısınız yani kabaca? Bunun bir formu var. Oku yaydan bıraktıktan sonra yay belli bir itme kuvveti sağlar okun üzerine. Ok bu itme kuvvetiyle yaydan çıkar ve havada ilerlemeye devam eder. Belli müddet sonra aynı yivli namludan çıkan merminin dönmesi gibi ok yaydan kurtulduktan sonra dönmeye başlar. Ona bu dönme hareketini sağlayan üzerindeki tüylerin özelliğidir. Bu yüzden aynı kanata ait belli uzunlukta, kullanım alanına bağlı olarak belli yükseklikte veya belli uzunlukta tüylerle oklar donatılır. Bunun bir açısı var galiba. Aynı bizim domuz kuşlarında olduğu gibi bazılarında kanat var. Şöyle bir düzeltme gibi. Av okçuluğunda
verev ya da helical, yani eğimli tüyler kullanılabiliyor. Ama biz müzelerdeki örneklere baktığımızda Osmanlı okullarının hiçbirinde ne vereve ne de helical'a, yani düz eğime rastlamıyoruz. Hepsi tamamıyla düz. Düz olmasına rağmen yaydan kurtulduktan sonra dönüş hareketini sağlayan tüyün kendi doğal yapısı. Şimdi o güzel. Peki bunu da gördük. Diyelim ki bunu da aldık. Bir de böyle dönerseniz bu tarafta da yayı koyduğumuz evet, sadağımız var. Evet, doğru. Şimdi bu bildiğimiz kadarıyla bu tamamen yayın boyuna, kullanacak olan kullanıcının yayın boyuna göre imal edilen dereden bir ürün. Doğru. Yani bunun belli bir ölçeği ancak yaya göre yaptığımız. Kullandığınız şey, yayın boyutu. Kullandığımız yayın boyutu. Bu çirkeş de gene çirkeşte de boy standart olacak diye bir şey yok. Benden 10 santim fazla çekiyor olmanız, benden 10 santim daha uzun ok kullanıyor olduğunuz anlamına gelir. Doğru. Benden 10 santim daha uzun ok kullanıyor olmanız sizi tamamen daha anatomik. Büyük. Tabii tabii, tamamıyla anatomik. Peki şimdi o zaman birazdan yavaş yavaş yayı tanımaya başlayalım. Takıldığı, üzerinde kılıf olarak kullanılan tirkeşi ve yayın kılıfı olan sadağı öğrendik. Şimdi de sevgili Mehmet Gölen kardeşimizle yayı tanımaya çalışacağız. Bize basitçe yay nereden çıkmış ve temel olarak hangi malzemeler oluşur? Bir anlatır mısınız? Şimdi yay geçmişte Osmanlı'da çok pahalı bir silahtı. Bunun sebebi de yapımının yaklaşık 1 ile 2 sene arasında sürmesi. Ahşap malzeme. Tabii ahşap malzeme, boynuz ve sinirden oluşuyor. Yani yayın bu kısmı boynuzdan ve gerilime uğrayan kısmı hayvan tendonundan yapılıyordu. Yani sinir döşeniyordu ve bunun yapımı dediğim gibi 1 ile 2 sene arasında sürebiliyordu. Ciddi bir ve zaman. Bu yüzden tabii ciddi bir zaman. Bu yüzden de çok pahalı bir silahtı. Yani yay tamamen Osmanlı yayı, tam bir sanat. Tabii tabii, yani iki sene süren bir çalışmadan bahsediyoruz. Fakat günümüzde biz bunu ben kendi açımdan en azından söyleyebilirim. Bu malzemelerin temini eskisi kadar kolay değil. Yani ve yapımı çok uzun sürdüğü için bunu sentetikten üretebilir miyim düşüncesiyle. Benzeri mi? Türevi mi yani aşağı yukarı? Tabii türevinden. Tabii ki gene ölçüler tamamen aslına sadık kalarak. Yani siz bunun sentetik olduğunu söylemeseniz ben zaten tabii şey hiç yapmadan anlaşılabilecek gibi de değil yani. Anlaşılacak gibi değil yani. Baktığınız zaman yaya her bölümleri aynıdır. İşte kabzası, salı, kasanı ki yaptığım yaylarda en önemli özelliği diyebilirim ki kullandığım kiriş tonç düğümlü kiriştir. Yani bunu batılı tarzda kiriş kullanmak benim doğama aykırı. Yani Osmanlı bunu orijinal reçete olsun. Orijinal olsun isim. Her yönüyle gülünden, dügülünden ne bileyim her bölümünün birebir benzemesini istedim. Çok güzel bir şey olmuş. Tabii bunun güzelliği bir de şurada. Hani ne kadar malzeme kolay ulaşabilir, maliyet düşük olduğu zaman insanlar çok daha fazla insan tabii, ulaşacak. Tabii. Bildiğim kadarıyla bu işle ilk deneyen ve başaran da sentetik malzemeyle sizsiniz bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Bunu yabancı olarak var. Bunun yapan, ilk başlayan ben değilim tabii ki ama yani Türkiye olarak ilk defa ben başladım diyebilirim. Ben olimpikle başladım. Fakat bunun manevi yönü ağır bastığı için tamamen geleneksele döndüm. Biz geleneksel okçuluğa. Sohbetlerimize hep onu söyleriz. Katılır mısınız bunlara? Yay tutmaya başladığınız zaman
insan kendine o tarihle böyle bir bağlantı kurmaya başlıyor. Tabii yani beni zaten o cezbetti. Yani olimpikten geçmemin sebebi odur. Beni manevi olarak tarihimiz ağır bastı. Geleneklere biraz daha insan yaklaşıyor. Tarihini merak etmeye başlıyor. Bu işin biraz daha hani insan diyebilirken insanlar ya bu basitçe bir ok ve yaydır alt tarafı yani çuval ama öyle değil. Değil kesinlikle değil. Yani bir silah olarak basit gözükebilir fakat kullanılması çok zordur. Fakat o kadar da zevklidir. Evet. Yani bir isterim ki bir yağlı güreş kadar yaygınlaşsın. Aynen. Katılıyorum. Sonuna kadar. Evet. Sonunda burunda birisi dedi. Evet. Bugüne evet, kadar denmeyen bir şeydi. Evet. Vallahi üstadım çok tebrik ederim. Çok da güzel olmuş. Basitçe anlatmaya çalıştık. Esasında bu pek basit bir konu değil bu yay konusu. Evet. Hani bir sempozyum bu konudur esasında ama sizlere yayı da bu şekilde tanıtmış olduk. Biraz sonra da nasıl çalışılıyor, nasıl atılıyor onları görmeye başlayacağız.